Merhabalar efendim, ben Orhan Uğuroğlu. Sıcak bir yaz günü, sıcak siyaset gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek Türkiye'nin genelinde siyasi arenada önemli sıcak günler yaşanıyor. Türkiye'deki konular tabii hayvan hakları var ama ittifaklar vardı, ittifaklar dağıldı. Önümüzde bir erken seçim olur mu yoksa 2028'e kadar bu ekonomik kriz mevcut iktidarı götürür mü? Bu konuda görüşlerini almak için Profesör Doktor Taner Demirer konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Ben de Algola Medya'ya teşekkür ediyorum davet Sağ için. olun. Şimdi tabii siz tıp doktorusunuz ama siyasetin de içinde bir tıp Evet. doktorusunuz. Hayvan hakları açısından bir tıp uzmanına sorularım var elbette. Ama önce bir sıcak siyasetle başlayalım. Meclis 1 Ekim'de kapanacak. Yasalar var, vergi yasası, şunlar bunlar. Şimdi Türkiye'de siyasi yelpazede CHP'li İYİ Parti, siz İYİ Parti'den CHP'ye geçtiğiniz için öyle başlayayım izin verirseniz. 2019 seçimlerinde, 2018'de, 2019'da ittifak yaparak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına ciddi darbe vurmuşlardı. 25 yıllık Ankara İstanbul hakimiyeti yıkılmış. Erdoğan İstanbul aşkını kaybetmişti. İYİ Parti sonradan 31 Mart, daha doğrusu 14 Mayıs, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Meral Hanım nedense bir Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığı yaratmaya başladı. Siz o günlerde partideydiniz hocam. Neden kaynaklandı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi 15 milletvekili veren 2018'de İYİ Parti'nin 50'ye yakın milletvekiliyle %10'la temelini teşkil etmesini sağlayan bir partiyken Evet. bir anda yollarını 180 derece ayırdı. Ne dersiniz? Şimdi şöyle, tabii Türkiye bir Akdeniz ülkesi. Burada heyecan son derece önemli. Siyasette birçok parti kuruluyor ama burada çıkış noktası ve hikaye çok önemli. Bunu biliyoruz biz. İşte rahmetli Özal o zaman partiyi kurduğunda dönemin askeri yönetimi tarafından adaylarının tırmanlanması, önünün kesilmesi, Turgut Özal'in vetolarla bir mağduriyet doğdu, bir hikayesi oldu. Yani onu çok iyi kullandı Özal. Zeki bir insandı. Aynı şekilde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir nedeniyle hapse atılmaz halkta bir infial yarattı. Hani bir hikayesi oldu, bir çıkış noktası oldu. 50 kişiyle bir parti kurması. O çıkışı da Recep Tayyip Erdoğan iyi değerlendirdi. Burada da Meral Akşener İyi Parti'yi kurduğunda o MHP kongresinde haksızlığa uğraması, kongrenin engellenmesi, mahkeme kararı hiç örneği olmayan bir şekilde bir çıkış noktası, bir hikaye yakaladı ve bu arada önünün kesilmesine rağmen Kemal Bey'in milletvekillerini vererek devreye girmesi, seçime sokması, sizin söylediğiniz gibi %10'un üzerinde 45-50 vekille gelmesi Türk siyasetinde dengeleri değiştirdi. Yani merkeze göz kırpan, merkeze aday bir parti ortaya çıktı. Çünkü merkeze bir boşluk var, hala var. Dolayısıyla bu çok iyi bir fırsattı ve özellikle İyi Parti sıkı sıkıya Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, MHP'ye, MHP'nin tavır ve yönetimine karşı olan seçmenler bunlar. Yani bir kısmı da merkez seçmen iyi bir Yani taban üç oluşturdu eğilimi, kısa sürede. milliyetçi, Evet. muhafazakar ve merkez Evet. siyasette üç Kısa sürede eğilimi. bir taban oluşturdu. Yani hani 6 milyon oy azımsanacak bir oy değil. Hani 650-700 bin üye azımsanacak bir üye sayısı değil. Ama gelinen noktada tabii bu 14 Mayıs genel seçimleri Türkiye için hayati öneme sahip olan bir seçimdi. Yani burada çok stratejik hareket etmek gerekiyordu. Hani altılı masa çalıştı.
3000'e yakın bir madde ortaya koydu. İşte her eğitimde, hukukta, sağlıkta politikalar belirlendi. Bunlar sizin komisyonlarda tabii ben yer mesela sağlık komisyonunda bizim İyi Parti'de o zaman İyi Parti'nin de çok iyi bir 150 kişilik sağlık komisyonu. Türkiye'nin bütün vilayetlerinden bölge koordinatörlerimizle hani çok iyi politikalar oluşturduk. Bunu Türkiye'nin sağlık politikaları iktidarda izlenecek altılı masanın sağlık politikalarını hemen hemen üçte ikisini oluşturduk. Hani çok büyük emek sarf edildi. Bu sağlıkla ilgili konuyu Algola Medya'da bir program tabii, özel yapalım. Evet. Özel şimdi yapalım. Ama burada bu genel seçimde işte aday belirleme sürecinde geç kalınması, işte kazanacak aday söyleminin gündeme getirilmesi, hani masadan kalkılması, oradan tekrar dönülmesi, bunlar tabii İyi Parti'ye darbe vuran gelişmeler oldu. Hocam şimdi açık soruyoruz. Bizim program biraz öyle açık. Evet. Şimdi Meral Hanım ve Kemal Kılıçdaroğlu defalarca baş başa görüştüler. 2021'in sonunda Kasım'da filan altılı masa ilk toplantısı yaptı. 14 toplantı, 14 ay toplantılar yapıldı. Evet. Meral Hanım bu masadan kalkan ihanet eder demişti. Kemal Bey şöyle söyleyeyim, 2022'de Bülent Kuşoğlu Ankara İl Başkanlığı balkonundan dedi ki adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Aradan 6-7 ay geçti. Yani 2022'nin ortasına doğru geliyoruz. Ben Kemal geliyorum kampanyası başlattı. Yani diğer liderler, yani Altılı Masa'nın Meral Hanım dışındaki liderleri akıllarından ne geçer bilmem. Çünkü onlar masadan kalkıp oturmadılar. Evet. Meral Hanım yani bunları bile bile göz göre göre bir gün ki ben Yeni Çağ'da biliyorsunuz defalarca adayınızı belirleyin diye yazdım. Evet. Tavır koymadı. Kim Cumhurbaşkanlığı seçilecek? Son zamanlarda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş isimleri. Şimdi bir algı operasyonu yaratıldı hocam. Ben bu konuda hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Meral Akşener'i eleştiriyorum. 5 yıl boyunca Erdoğan 2 kez aday oldu, 3. kez aday olamaz diye yazdım. Anayasa açık burada. Evet, net. Tek bir hüküm yok. Evet. Her ikisi de mağdur etmeyelim. Erdoğan mağduriyetten az önce bağladı, şey yaptınız ya. Mağduriyetten seçim kazanıyor. Seçime girsin biz yeneceğiz. Evet. Ne oldu sonuçta? İkisi mağdur oldu. İkisi de genel başkanlıklarını kaybetti. Şimdi Meral Hanım masadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayını bilmiyorum diyemezdi. Değil mi? Bu kadar açık mı? Siz çok güzel işaret ettiniz. Şimdi Kemal Bey fiilen ben adayım demese de bunu çok iyi bir şekilde ima etti aday olduğunu. Kemal geliyorum dedi. Yaptığı toplantılarda, televizyon programlarında Kemal Bey'in, hatta Bülent Kuşoğlu'nun da açıklaması Kemal Bey'in aday olacağı belliydi. Şimdi tamam, partiye, İyi Parti'ye gelen anketlerde Mansur Bey, Ekrem Bey önde gözüküyor. Doğru. Ama bunu son ana bırakmak hiç doğru değildi. Şimdi Kemal Bey'in, Meral Hanım zeki bir siyasetçi. Kemal Bey'in aday olacağını, olmak istediğini biliyor. Bilmemesi mümkün değil, biliyor. Ama bunu son ana değil de en az 2 ay, 3 ay önceden bizim partimizin kararı budur. Bize gelen anketler bunu gösteriyor. Biz bu iki aday dışında bir başka adayı desteklemeyi düşünmüyoruz diyebilirdi. Tamam. Ya bunu 3 ay önceden söyleseydi o zaman ara bir nokta verin, bir kırılma evet. noktası var. Kesinlikle. Çok güzel söylediniz. O evet. da şu. Ocak ayında Cihan Paçacı, hatırlarsınız, Nagihan Alçı'ya bir demeç verdi. Evet. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu seçilemez, seçilecek aday. Sokak öyle söylemiyor dedi. Evet. Aynen öyle. Evet. Sokak böyle söylüyor dedi. O gün Şubat ayında altılı masa toplantısı vardı. Meral Hanım toplantıya girerken yanındaki danışmanına diyor ki Cihan abi istifa etsin. Cihan istifa etti. Evet. Bence bu, siz nasıl bakıyorsunuz? Foyasının meydana çıkması mıydı?
Yani Cihan Paçacı siz de tanıyorsunuz, ben de tanıyorum. Evet. Kendiliğinden bir parti politikasını değil mi? Evet. Ortaya koymaz böyle. Evet. Yani Meral Hanım'ın söylemek istediği Mart ayında yapacağı şey Şubat'ta deşifre oldu değil evet, mi? Evet tabii. Peki aynı buna rağmen niye Şubat'ta masada kim aday diye sormadı? Tabii çok haklısınız. Orada Cihan abi belki Cihan Paçacı ben çok sevdiğim bir siyasetçidir. Hakikaten vizyonu, öngörüsü mükemmel bir siyasetçi. Hem merkez sağda hem MHP'de. Evet. Siyaset yapmış. Muhafazakar sağ kanada çok hakim bir politikacı. Orada Meral Hanım'ın kafasından geçenleri çok iyi okumuş ya da hani Meral Hanım'ın düşüncesini açıklamış oldu. Sokak böyle söylemiyor derken. Hiç olmazsa o dönem orada bir tavır konmalıydı. Evet, onu diyor. Yani Cihan Bey'in o çıkışı çok zamanlı bir çıkıştı. Evet. Orada tavır konsa İyi Parti bu kadar yara almayacaktı. Evet, Şubat ayında ya devam evet. Ya tamam. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama çok zeki diyorsunuz. Evet. Tamam, ben zekasını evet. Tabii evet. Ölçemem. Evet. Ama Meral Hanım'ın bu masadan kalkan ihanet, vatana, millete ihanet etmiş sözü de var. Evet. Evet. O zaman şöyle olması evet. Gerekmez miydi? Mart ayında masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geldiği zaman o toplantı bitene kadar bir gün, iki gün o toplantıda ikna etmesi lazım. Kesinlikle. Yok, beni diyor mu toplantıdan dışladılar. Kalkmayacaksınız. Tabii. Telliğimi çıkartır atarım diyor. Telliğini çıkarıp direneceksiniz. Evet, masadan kalkmanın bir mantığı yoktu. Yani Türk milleti bunu kabul etmedi. Mantıklı bir yol değil. Masadan kalkmanın izahatini, o açıklamayı, Meral Hanım'ın sert açıklaması kabul görmedi. Kamu vicdanında kabul görmedi. Yanlış bir adım siyasette. Masadan kalkılmamalıydı. Ya da kalkıldıysa da oturulmamalıydı. Yani tamam. Burada büyük zikzak ve hatalar var. Zikzak var, doğru. Evet. Peki anketler dediniz. Şimdi az önce anayasada hak verdiniz değil mi? Erdoğan ilk kere seçildi. Bakın değerli hocam. 2018 seçiminden bir ay, iki ay önce bir yazı yazdım. Erdoğan seçilirse ikinci ve son kez aday olacak diye. 2019'da İyi Parti ve CHP işbirliğiyle Ankara İstanbul kazanılınca Erdoğan'ın son dönemi geliyor, kaybetti, kaybedecek 2023'te diye yazdım. 2019'dan sonra Sayın Devlet Bahçeli benim yazımdan 3-5 gün sonra şunu söyledi. Dedi ki 2023'te adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan. Tekrar bir yazı yazdım. Sayın Bahçeli, erken seçim evet. Olursa Erdoğan bir kez daha erken seçime mi gideceksiniz dedim. O günden sonra hocam bu açıklamasından sonra bütün anket firmaları Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Az önce o anketleri bu anket evet. Tuzağına düştünüz. İyi evet. Parti düştü, CHP evet. De düştü. Altılı evet. Masa da düştü. Evet. Ben de defaatle yazı yazdım. Ve canlı yayınlarda, diğer televizyon kanallarında, kendi Flash Haber'de yaptığım programlarda anket firmaları algı operasyonu yapıyor. Erdoğan'ın karşısına isimler koyuyor. Erdoğan aday değil ki 2023 Mayıs'ta. Evet. Eğer anket yapılacaksa evet. Erken seçim olursa diye başlaması evet. Yaptı. Bu tuzağı fark etmedi mi İYİ Parti? Bu tuzak fark edilmedi maalesef. Şöyle ki bu anketler. Açık ara kazanıldığını gören anketler gösteren İmamoğlu, Mansur Bey'i açık ara önde gösteren biz nasıl olsa kazanıyoruz. Hangi adayla olsun Kemal Bey'i de kazanıyoruz görüşü öbür taraftan anayasadaki o maddeyi göz ardı edilmesi. Hatta öne çıkan görüşte biz mağdur etmeyelim tekrardan. Bunu kullanarak bir mağduriyet almasın. Mağduriyetle seçim kazanıyor. Bir daha mağduriyetle kazandırmayalım. Biz nasıl olsa kazanıyoruz yöntemi tabii yanıltıcı oldu. İşte orada bu algı operasyonlarını ben evet. Sarayın yönettiğini söyledim, anlattım dedin. Ama hocam şöyle yani kusura bakmayın açık bir şey söyleyeceğim. Hani medyada değer verdiğiniz yazarları veya yorumcuları dinlemiyor musunuz? Hiç bunlar gündeme gelmiyor mu partilerde? Yani şöyle, genel daire kurulunda ben seçimden sonra genel daire kurulundaydım. Evet, biliyorum. Böyle konular çok derinlemesine görüşülmüyordu. Yani belli ki genel başkanın bir şeyi var. Inner, iç halkası var. Yani genel daire kurulu en yetkili organ. Bazı kritik konuların
Belki orada kararlaştırıldı. Kimler var o üç halkada? Biz onu ben çözebilmiş değilim. Arkadaşlarıma soruyordum. Onlar da bilmiyorlardı. Bazı kararlar. Ben de çözmüştüm. Hani bazı çözdüm. Kararlar hani tebliğ edilir sarayın gibi işte. Sarayın kripto isimleri diyorum ben. Evet. Şimdi çünkü o, sarayın evet. politikasına uygun evet. iyi parti evet. politikalar yaptı değil mi? Evet. Evet. Yani, İstediği gibi yönlendirdi İyi Parti kesinlikle. Ve çöküşüne doğru gidiyor. Bu işte görüyorsunuz yerel seçimde genel daire kurulu toplantısı yapıldı. Daha önce Fatih Altaylı'yla görüşüldü. O mülakatta evet. Ayrı tek başımıza giriyoruz dendi. CHP'nin, öz CHP'nin durumu vurgulandı. Bir kargaşa yaşanıyor. İşte parti içi mücadele var. Biz yıpranıyoruz. Arkadan genel daire kurulu toplandı. Fatih Altaylı ile olan görüşmeden, mülakattan, interview'den sonra. Orada da bir ilke edinildi. Evet ayrı girelim. Ama daha sonra CHP'de büyük bir değişim yaşandı. Genel başkan değişti. Yeni kadrolar iş başına geldi. Ve Özgür Özel, Sayın Genel Başkan randevu istedi ve kurmaylarıyla geldi. Bir genel merkeze evet. ayağına geldi. Kesinlikle. Yani aslında Meral Hanım'ın tebriğe evet, gitmesi lazımdı. Evet, tabii kesinlikle. Siyasi tebriğe etik bunu gerektiriyor. Tabii yani. Ya da hiç olmazsa tebriğe... Ama çok ağır yüklendi evet, hocam evet, o dönem. Evet, kesinlikle. Kurmaylarıyla geldi ve bir teklifte bulundu. Bir beyaz sayfa açalım. Bizim partimizde bir değişim yaşandı. Yönetimimiz değişti. Biz işbirliği öneriyoruz. Bakın bu çok önemli. Burada aynı şekilde partinin kıdemli siyasetçileriyle aynı gün işte Koray Bey'le, Cihan Bey'le yapılan toplantılarda da hani bir işbirliği yapılması yönde eğilimin olduğu. Hatta genel başkan genel merkeze geldiğinde ben karşıladım. Yukarıda bir çay içtik, sohbet ettik. Hani o zaman ben genel başkanın da hani bir işbirliğine sıcak baktığı benim persepsiyonum kuvvetlidir. Öyle bir intibam oldu. Hatta şey söyledi. Ben dedi İstanbul ve Ankara ilçelerini davet ettim. Bugün geliyorlar. Birazdan dedi Ankara ile daha sonra İstanbul ilçe teşkilatlarıyla görüşeceğim. Şimdi işbirliğinden yana olmayan bir genel başkan niye İstanbul'la Ankara teşkilatlarını tabii. çağırsın? Onların cevabı belli. Ne diyecekleri belli. İttifaktan yana tavır kullan. Nitekim İstanbul ve Ankara büyük bir çoğunlukla ilçe başkanları ittifaktan yana ağırlık koydular. İşbirliğinden yana. Ama ertesi gün ne oldu? Ne oldu? Ben baktım genel daire kurulundaki havaya genel başkana yakın isimler hayır desek. Bir gece de mi değişti bu? Yani, gece ne oldu? Evet o gece ne oldu? Ben onu çözemedim. Bir değişiklik oldu. Şimdi, Meral Hanım da değişti. Evet, yani Meral Hanım ben karışmıyorum burada ben hakimim siz kararınızı verin ama önce tavırları ki, var. Baktım ki şimdi yakın isimler hayırdan yana tavır kullanıyor. Orada ben Ahmet Zeki Üçok, Ece Güner, Turan Çömez gibi isimler biz evet yönünde. Hani ben ciddi şekilde evetin savunucusu oldum işbirliğinin. Çünkü şunu vurguladım özellikle bu yerel seçimler tabii aday faktörü çok önemli yerel seçimlerde ama yerel seçimlerde İYİ Parti birçok vilayette 3. 4. parti. İlçelerde öyle. Bizim öyle birinci olduğumuz ya da ikinci olduğumuz il ve ilçeler yok. Büyük ilçeler. O nedenle dedim mutlak surette biz burada işbirliği yapalım. İşbirliği yapmazsak %4 ile 5 ile ciddi bir yenilgi alırız. Ne parti yönetimini ne teşkilatlarımızı bir arada parti tabanını bir arada tutamayız. Bu mümkün değil dedim. Ama bazı milletvekili arkadaşları isimlerini vermeyeceğim polemiğe girmemek için biz 5 alalım yalnız girelim 4 alalım yalnız girelim parti aidiyetimiz için bu önemli yani ben en sonunda şunu söyledim hiç olmazsa biz gelen bir teklif var yani 5-6 vilayet 45-50 ilçe kazanılacak ilçeleri önerelim reddeden CHP olsun evet, bakın tabii. En sonunda hayır işte efendim böyle olmaz işte itiraz ediyoruz kabul etmiyoruz ayrı gireceğiz özü başımıza gireceğiz kendi başımıza gireceğiz. Şimdi bu tartışmalar oldu. En sonunda şeye geldi yani Meral Hanım dedi ki ben dedi Ankara'yı ayrı oylatacağım. Allah Allah. O konuşuldu orada. Ankara'nın ayrı onu dedi sona bırakıyorum. Sonra ne değiştiyse onu da bir tarafa bıraktı. Biz hiç olmazsa Ankara İstanbul'da. Bakın Ankara İstanbul'da arkadaşlar savundu. Ankara İstanbul'da aday çıkarmayalım. İşbirliği yapalım. Bunun Anadolu'ya çok olumlu yansıması olur. Tabanımıza olumlu bir yansıması olur. Ve seçimden başarıyla çıkarız. Şimdi bu da maalesef kabul görmedi. Hocam Meral Hanım'ı kim etkiledi? Yani
Daha açık sorayım. Recep Tayyip Erdoğan'a bir fotoğraf da verdi daha sonra. Evet. Acaba bu 14 Mayıs seçiminden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne hücum etmesi ve Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etmesi, Tolga Akalın'ın da çok sert bir açıklaması var. Diyor ki bu fırıldağı üfleyen birileri var diyor. Evet. O fotoğraf bunu gösteriyor diyor. Yani Meral Hanım'ı ve Erdoğan'ı kastediyor bu işte. Yani Meral Hanım zeki dediniz, deneyimli siyasi, 30 yıldır siyasetçi. Evet. Yani hayır, bizim gördüğümüzü onun görmemesi mümkün değil. Bir de alanda yani dolaşıyor. Evet. Alanda dolaşıyor. Tabii. İlçeleri, köyleri, bilmem evet. vilayetleri görmemesi mümkün değil. Ne yani, oldu Meral Hanım'a? Yani Meral Hanım'a yani şunu söylemek istemiyorum. Yani İYİ Parti'ye büyük düşmanlık yaptı. İYİ Parti'ye büyük kötülük yaptı. Yani en iyi şekilde söyleyeyim. Şimdi Meral Hanım dedi ki bu biz dedi bu işbirliğinden zarar görüyoruz. Kazanılan belediyelerde teşkilatlarımız belediye başkanının kontrol altına giriyor. Parti tabanı zayıflıyor. Ama tamam, şimdi şöyle bir şey var. Seçime girdiğiniz zaman kazançlı çıkmanız lazım. Demeli ki insanlar, basın, medya, kazananlardan biri de İYİ Parti demeli. Ne dediler? Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, kazananlardan biri de Yeniden Refah Partisi. Şimdi %50-50 olacaktı. Tabii, şimdi eğer biz girseydik ve bu CHP'nin başarısının mimarı ve ortağı İYİ Parti olacaktı. Evet. Birinci parti. Belki çıkıyor. Daha da fazla oy alacaktı. Evet. Alacaktı. Şimdi, daha çok belediye başkanı. Bence işbirliği yapsaydık biz 6-7 vilayeti alacaktık. Fazladan alırdık. En az 45 ilçe, 50 ilçe alacaktık. Partiyi konsolide edecektik, tabanı tutacaktık. Parti genel seçimlere büyük bir şansla girip önümüzdeki yapılacak genel seçimde %15-20'lere talip olacak. Bunu Meral Hanım'ın görmemesi mümkün değil. Yani o da görüyordur bizim gördüğüm. Ama her ne oluyorsa, nereden geliyorsa. İşte size onu soruyorum yani, ya. Evet, partinin içindesiniz. Genel İdare Kurulu üyesi, genel başkan yardımcısı. Yani siz bunu teşhis edemezsiniz. Tıp doktoru olduğunuz için söyleyeyim. Siz bunu teşhis edemezsiniz. Kim edecek? Elimizde bir bulgu, bilgi bulgu yok ama demek ki bir yerlerden neresi bir yer açık konuşun lütfen. Evet, yani öyle sırtınızda yumurta küfesi yok. Evet. Çok evet, önemli evet, bir mesleğimiz evet, var. Evet. Ve yani işte siyasetin şeyi değilsiniz. Çok özür dilerim, hani içinde böyle o gün evet, diyen bunu bugün evet, diyen evet, insan değilsiniz. Yani külliyeye gidip görüşülmesi de kafalarda soru işareti tabii yarattı. Tolga Akalın da buna tepki gösterdi. Koray Bey özellikle çok tepki gösterdi. Koray Aydın. Konuşmanın mahiyetini açıklayın dedi. Evet. Mahiyetini açıklayın. Yani ve nitekim Koray Aydın'ın partiden kopmasına kadar gitti bu evet, görüşme. Yani o görüşme de bize yani bir işaret, bir şeyler söylüyor demek ki. Yani bu yani uyguladığı politikada evet, öz başımıza evet, girmede. Evet, evet. Tabii bir de milletvekili aday belirlemede maddi konular çok ön plana çıkıyor. Yani bağışlar, oğlu, evet, Ümit Dikbayır çok evet, sert açıklamalar evet, yaptı. Genel seçim bazında tabii milletvekili sıralamalarından büyük darbe yedi parti. Evet. Şimdi bakın, partiye emek vermemiş, partide çalışmamış, partinin bir gün kapısını açmamış insanları biz seçimden sonra baktık, vekillerin 44 vekilin yarısı tanımadığımız insanlar. Yani bu partide infial yarattı. Bu partide çalışan, emek harcayan, ben kadınları biliyorum. Köy köy, ilçe ilçe kapı çalan, 3000-5000 kapı çalan, ayaklarında ödem olan, kanayan yani, bayanlarımız var çalışlı kadın teşkilatında. Canla başla çalışan teşkilatları biliyorum. Yani şimdi çalışanın emeğinin karşılığını vermek lazım. Bakın ben bunu en iyi şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyorum. Bakın, çok önemli. Tabii çalışan, alanda çalışan, gayret sarf eden, emek sarf etmiş insanlar aday yaptı milletvekili. Bu çok güzel bir şey. Demokrasinin gereği bu ama bu İYİ Parti'de görülmedi. Şimdi ben bir tıp profesörüyüm. Kanser uzmanıyım. Partide çalıştım 3 yıl ama temayüle gireceksin dedi. Her yerde yapılmadı. Ama benim vilayetim küçük. Ben Yozgat vilayetinden çalıştım. Temayül olacak dedi. Tamam dedim, girelim temayüle. Ben temayülden açık ara birinci çıktım. Yani şimdi ben temayülde birinci çıktım ama bizim partimize hiç uğramamış, bir gün Yozgat'a gittiğinde teşkilatlara gidip çayını içmemiş, kapısından girmemiş bir eski siyasetçi geldi. Pat birinci sıraya. Şimdi bakın, temayül
AK Parti temayül yapıyor ama açıklamıyor. Bizim partimiz temayül yaptı ve açıkladı. Kamusa, kamu vicdanında seçmenle bir sözleşmedir bu. Tabii. Yani temayül yaptıysanız Türkiye genelinde uyuldu, Yozgat'ta uyulmadı. Diğer birçok yerde de uyulmamış. Hani var şeyde ama uyulmamış. Burada açıkça Yozgat'ta birincisi evet. Uyulmadı. Şimdi hani bu o zaman ne derseniz diyeyim, beni tabii bakan olarak ilan etti, onurlandırdı. İşte görev olacak kabinede, seçimde, mitingde Yozgat'ta ama bu temayüldeki bu uyumama seçmeni uzaklaştırıyor parti. Bunun gibi birçok örnekler var. Var. Yani partide emek sarf etmiş, sıralamada yer bekleyen yok. Bir de hocam yani, şimdi birinci grup milletvekillerinin 27. dönem milletvekillerine de ayıp oldu. Yani 40'a yakın milletvekillerinden 3-5'i girebildi. Tabii. Lise. Şimdi İstanbul sıralamalarına orada bakalım. Büyük mücadele var MHP içinde, evet. Partinin kuruluşunda. Evet. O milletvekillerinin gece gündüz yani %10 kendiliğinden gelmedi Meral Hanım'a. O grup milletvekilleri, seçilen milletvekilleri. Antalya'da bakıyorsunuz. Antalya'ya bakın, İstanbul'a bakın, Elazığ'a bakın. Birçok vilayette yaşananlar. Şimdi burada genel sekreter temayülde ikinci oluyor Uğur Poyraz. Evet. Zannedersem ikinci oldu. Birinci Yüksel Arslan oldu. O oradan aldı. Antalya'ya birinci sıraya konuyor. Evet. Antalya'da temayülde bir olan ikiye indiriliyor. Burada da hiç temayüle girmemiş bir profesörü getirip oraya onun yerine koyuyorsunuz. Ne bu? Maddi konular mı girdi devreye? Yani, tabii parayı bastıran milletvekili mi oldu? Şimdi şöyle, elimizde benim bir bilgi bulgu yok yani. Ama bu çok konuşuldu. Bu konular konuşuldu kamuoyunda. Kamu vicdanını rahatsız etti. Bunu açıklamasını yapacak olan genel başkan. Sordunuz mu toplantıda? Sormadık. Neden? Yani bunu böyle bir dedikodu var. Evet, bu hepimizi yıpratıyor Sayın Genel Başkan. Nedir bu? Diye. Yani bunlar işte sorulmadı ama kendisi gündeme getirdi. Olmadığını söyledi. Ama hani bu kamu oyunda konuşuldu. Bazı il başkanı Urfa'da il başkanı dile getirdi. İşte Urfa'da yaşananlar. Aynen öyle. Şu vukuundan beter oldu. Hani kamuoyunda bir intiba oluştu. Ama burada en önemli sıkıntı bence Sayın Meral Akşener'in seçmen tabanında güven kaybı. Bakın. Değil mi? Çünkü sıralamalarda bunları yaparsanız her yaptığınızın bir açıklaması olacak. Mantıklı açıklaması. Artık eskisi gibi değil. Dünya dijital çağda. Her şeyi her görüyor. Adayı okuyor, giriyor, buluyor. Büyükşehir adaylarını bile bakıyor, inceliyor. Yani eskisi gibi değil. Nerede konmuş? İstanbul 2. bölge 1. sıraya niçin bu adayı konmuş? 3. bölge 1'e niçin Cihan Paçacı 3'e konmuş? Genel başkan yardımcısı. Onun üzerine başkası. Niçin Diyarbakır'da olması gereken gidip İstanbul'da 2. sıraya konmuş? Bunu seçmen sorguluyor. Tabii tabii. Niçin, medya da sorguladı yani, bunları. Tabii. Orada kamuoyuna niçin yansıyor, bir iş adamı tabii. geliyor birinci bölgede birinci sırada evet. oluyor. Şimdi bunları açıklaması olmazsa tabii kamu vicdanı rahatsız oluyor. Bunların mantıklı açıklaması olması Peki, lazım. Peki hocam daha açık bir şey sorayım. Meral Hanım hani nakış işler gibi işlediği partiyi kurdu. O nakış işlenen diyelim bir eser var. Onun da son bir ipi var. İpi bir çekti. O nakış dağıldı. Dağıldı evet. Ve hani tamamen dağılmadı ama önemli bir sökük meydana geldi. Siz istifa ettiniz. Ece Güner istifa etti. Bahadır Erdem istifa etti. Yani çok kişi, ben geçen liste yayınladım. 50-60 kişi, evet. Milletvekilleri, teşkilatlar filan ayrıldılar. Şimdi Müsavat Derviş oldu, toparlamaya çalışıyor. Siz de ayrıldınız. Neden ayrıldınız? Yani o parti içinde, İYİ Parti mücadeleden neden vazgeçtiniz? Şimdi şöyle, benim gördüğüm parti öyle bir noktaya geldi ki bu yerel seçimde yaşananlardan sonra çok büyük bir başarısızlık elde edildi. Büyük başarısızlık. Yani %20'lerde çıkan anketlerde, biraz önce siz de söylediniz, parti %4'e düştü, 4.5'a düştü. 3 küsur aldı. Bu çok büyük bir başarısızlık. Yani bu söylenenlere, bu ısrarla işbirliği yapılsın, bunun kabul edilmemesi, özü başımıza, tek başımıza girelim mantığı, işbirliğinin reddedilmesi partiye büyük bir başarısızlık getirdi ve İYİ Parti tabanı döndü Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Öyle mi? Tabii.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşti taban. Yerel seçim. Tabii. Önemli olan siz tabanı kontrol etmek zordur. Taban şimdi delegenin feraseti vardır, seçmenin feraseti vardır. Yaşananları görüyor. Şimdi Meral Akşener ben bırakacağımı, başarısızlık olduğunda bırakacağım dedi. Nitekim kongrede bıraktı. Şimdi partide 3 aday çıktı. Tabii bu yaşanan kongrede de hani oylarda bir dağılma oldu. Sonra ikinci turda Tolga Kalın'la birleşme yaptı. Musavat Dervişoğlu seçildi ama şimdi sihir bozuldu. Yani seçmen tabanı kaydı. Şimdi İyi Parti'yi bir merkez parti olarak görmek isteyen seçmen tabanı var. Türkiye genelinde de öyle. Hatta CHP'den de İyi Parti 3-4 puan alıyordu. Ama belli bir grubun elinde kaldı yani şimdi parti. Dolayısıyla merkez görüntüden çok uzaklaştı. Ben merkezden yana, merkez bir parti olsun, merkez siyaseti zaten olsun. Zaten doğru yol parti, evet. Demokrat Parti. Evet, yani, evet yani ben merkez siyasetten sağ yana bir siyasetçiyim ama bunu orada artık bunun kaybolduğunu gördüm. Merkeze artık bu partinin merkeze konumlanmayacağını gördüm. Ve nitekim Musavat Bey'in başkanından sonra da hala parti kan kaybediyor. Bir toparlanma da olmadı. Tabii ki burada benim gördüğüm şu, ben bir hekimim, portföyümde 20 bine yakın hasta var. Kanser uzmanıyım. Her ay 500-550 hasta, yeni hasta görüyorum. Türkiye'nin her tarafından. Hastalarımla sohbet ediyorum. Bir hani anketör gibi görüyorum. Yani şimdi Türkiye'de büyük bir hava değişikliği oldu. Yani siyasi hava değişikliği oldu. Şimdi işçinin, emeklinin, memurun, köylünün, çiftçinin yaşadığı ortada. Öbür taraftan 660 milyar lira büyük firmaların vergi borcunu siliyorsunuz ama emeklinin maaşını 10.000'den 12.500 yapayım mı diye 40 takla atıyorsunuz. Yani 40 gün düşünüyorsunuz. Türkiye'de yaklaşık vatandaşın %20'si açlık sınırında, %40'ı yoksulluk sınırında. Asgari ücretle geçiniyor. Dünyada böyle bir ülke yok yani. Vatandaşın hemen hemen yarısı asgari ücretle geçiniyor. Şimdi değişti. Yoksulluk işte açlık 20 bine, yoksulluk sınırı bilmem 60 bin. Yani şimdi bu Türkiye ciddi bir problemle karşı karşıya. Ama Özgür Özel'in seçilmesi, CHP'de bir değişim yaşanması bir heyecan yarattı bakın. Dinamik bir lider, genç bir lider, siyasete hakim, tecrübesi var. Hazır cevap. İyi eğitilmiş, hitabeti mükemmel, arka arkaya işte çay mitingi, emekli mitingi, çiftçi mitingi, birçok mitingleri arka arkaya düzenledi. Yani normalleşme yani şimdi yanlısı. Vatandaştan bize gelen hani gitti bir kara olan geldi bir kara olan. Öyle mi diyorlar? Tabii şimdi vatandaşta bu olumlu bir intiba. Yani şimdi Özgür Bey hani 45 yıl aradan sonra 77'deydi Ecevit'in birinci parti evet. Çıktı. Hesaplayın 46 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Bu çok önemli bir dönemeç. Ama ben şunu görüyorum. Şu anda seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi açık ara farkla iktidara gelebilir. Öyle mi? Kesinlikle. Vatandaş artık sarı kartı yerel seçimde gösterdi. Özgür Bey çok güzel vurguladı. Türkiye İttifakı dedi. Ben dedi şu veya bu parti ittifakı değil. Ben Türkiye İttifakı'nı destekliyorum, onu temsil ediyorum. Ve dolgun bir oyla seçildi. Şimdi en son Özer Sancar Hoca'nın yaptığı metropol evet. anketinde de 7 puan önde gözüküyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda iktidara aday. Çünkü Türkiye çok büyük zemin kaybetti. Sağlıkta, hukukta, eğitimde lig düştük biz. Yani indekslerimiz son derece kötü dünyada. Yani siz tabanın sesine kulak verip İYİ Parti'den ayrılıp CHP'ye geçtim diyorsunuz. Kesinlikle. İşin özeti o evet, değil mi? Kesinlikle. Yani tabanın şu evet. anda CHP ve evet. Özgür Özel evet. yönetimi. Evet. Peki şimdi tabii erken seçim olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani erken seçimin kanuni şartlarını biliyorsunuz. 360 veya Cumhurbaşkanı'nın kararı. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir kuvveti yani yok. Yani yakın bir gelecekte. Ben hani evet bir dönem daha kazanmak için bir erken seçim gündeme
gelebilir. Bu da tabii Özgür Bey çok iyi bir sınırlama koydu. 1,5 yılı geçmeyecek şekilde bir yıl sonra 1,5 yıl ben var ama ondan sonra yokum dedi. Şimdi böyle bir seçim gündeme gelecek. Bunda bence ekonomi çok önemli bir faktör. Bakın ekonomide Türkiye'nin dünyadaki durumu son derece kötü. Hukukun üstünlüğü ilkesi ayaklar altına alındığı için, hukuk olmadığı için yatırımcı girmiyor. Zorlamayla, çok büyük faizlerle yatırımcıyı çekebiliyoruz. Türkiye çok büyük zaman kaybetti. Bakın bu 22 yılda artık dünyada biz çip teknolojileri, yarı iletkenler, bataryalar, yani elektrikli araçlar, çip teknolojileri dünyada çok önemli. Siz eğer çip teknolojileri, yarı iletkenler, bu güneş panelleri, elektrikli araçlar, siz bunun içinde yoksanız zaten otomatikman 3. 4. dünya ülkesi olacaksınız. Bugün Tayvan, küçücük Tayvan çip teknoloji, çip ihracatının %40'ı. Evet. Çin %30'u, Kore %8'i, Amerika %10'u. Türkiye bunların hiçbir yerinde yok. Yani daha yeni yeni başlıyor. Yani çok zaman kaybedildi. Bizim artık bu teknolojileri özellikle bu 20 yıl AKP'nin yani, uyguladığı yani, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir söylemi olmalı bu genel seçimde. Ben çip teknolojilerine, yarı iletkenlere, bakın yarı iletkenlere, batarya teknolojilerine, ben sağlıkta biyobenzer ilaçlara direkt teşvik vereceğim diyeceğim. Direkt teşvik. Yani TOBA'da, TÜSİAD'da, MÜSİAD'da iş adamlarına, iş sektörüne de direkt mesaj verir. Yani vatandaşa verilecek mesajlar var. Yani bugün emekli gözlük, cam ve çerçeve ücretinin peşine ödeyemiyor. Yüzler. Emekli bugün kulak işitme cihazını. Çok büyük külfet. Diş implantı. Büyük külfet yani emekli için. Şimdi bunlarda 8-9 milyon bizim engelli vatandaşımız var. Tekerlekli sandalyeler, elektrikli, bunlarda yani alınan farkların asgariye indirilmesi seçimde önemli söylemler arasında olmalı. Hem vatandaşa hem de iş sanayiye, iş sektörüne önemli mesajlar verilmeli. Doğru. Bizim TÜBİTAK olsun, Bilim Sanayi Bakanlığı olsun, yani bu iletkenlere, çip teknolojisine, bunlara bizim öncelik vermemiz. Yani dronlar bile, Havelsan'ın, Aselsan'ın projeleri Bayraktarlara devredildi, fonlandı. Aselsan'la Havelsan geride kaldı, köşede kaldı. Şimdi bizim bu iki kurumumuzu da tekrar ön plana çıkıp bu teknolojilere de Türkiye'nin önünü açacak iktidarın gelmesi gerekiyor. Yani hakikaten yaşam koşulları yönden sağlıkta da bugün Türkiye sağlıkta lig düştü. Yani sağlık hizmetlerinin sunum ve standartlarında kalite bozuldu. Cemaatlerle, tarikatlarla eğitim programı hazırlanıyor. Afganistan modeli. Yani bu eğitim sistemiyle Türkiye'nin bir yere ulaşması mümkün değil. Ben geçen inceledim. Yıllardır Ekonomist dergisini okurum. İngilizlerin PISA skorlarımız yerin dibinde. PISA skorları Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda. Yani hakikaten bu işçinin, memurun, emeklinin, köylünün, çiftçinin problemi dile getirsin ama sağlık ve eğitim, hukuk da unutulmaması gerekiyor. Bunu artan şekilde dile getirmesi lazım muhalefetin. Doğru. Şimdi hocam erken seçim dedik, sürenin de sonuna geliyoruz. Diyelim ki bir sene sonra bir erken seçime doğru gidiyor Türkiye, bu hissedildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özgür Özel'in söylediği iki forvetimiz var dedi. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Ama anketler Özgür Özel de göstermeye başladı. Çünkü evet, çok aktif bir ben de dikkatimi çekiyorum. Evet. Dikkatimiz çünkü çekmiş. Sorulduğunda Özgür Özel'in de ismi çıkıyor. Evet, şimdi Özgür Özel hani ben olmayacağım diyebilir. Hmm. Kemal Bey de 2018 seçiminde öyle demişti. Genel başkan olarak ben koordine edeceğim. Muharrem İnce'yi göstermişti. Gel bakalım Muharrem diye. Özgür Bey de bir aday gösterecek. Kime öneriyorsunuz? Mansur Bey mi? Ekrem Bey mi? Şimdi şöyle, Özgür Bey'e de bu soru soruldu. O zamanı geldiğinde partinin yetkili kurulları nasıl o zaman Muharrem İnce'yi belirledi, nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim belirledi aday olarak. Partinin yetkili kurulları, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir parti, 100 yıllık parti. Usulüne uygun şekilde kamuoyundan, partiden, tabandan gelecek bilgileri değerlendirip kararını verecektir. Şu günde hani şu olsun demek bence doğru değil. Bak dikkat ederseniz şimdi sorduğunuz zaman Özgür Bey de potaya girdi. Şimdi bakalım bir sene sonra nasıl olacak? 1,5 sene sonra nasıl olacak? Zaman gösterecek. Evet, ama az önce söyledim, hak verdiniz. Anket firmaları, algı operasyonları dedim. Evet. Şimdi gerek Mansur Bey'in, gerek Ekrem Bey'in yanına Özgür Özel'i koymak, onları giderek
diyelim ki 2028'e giderek evet. bir zayıflatma politikası. Yine sarayın belki evet. bir kripto anket çalışması bu. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi lazım değil kesinlikle mi? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tuzağa düşeceğini zannetmiyorum. Ama hiç düştü. İhtimal vermiyorum. Bu böyle bir şeyin hani yaşanması 2018-2023'te evet, düştü kabul evet, ettiniz. Evet. Şöyle aslına bakarsanız ben seçimi hala Kemal Bey'in kazandığını düşünüyorum. Kemal Bey'in kazandığını düşünüyorum seçimi. Çünkü bakın TÜİK İstatistik Kurumu Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı hepsi iktidarın elinde. Tek kişinin kontrolünde. Biz kaç yabancının oy kullandığını hala bilmiyoruz. Böyle bir ülkede şimdi Kemal Bey'in ben seçimi kazandığını düşünüyorum. Şimdi Suudi Arabistan'da 3 karısını peşine takmış Riyad'da elçilikte benim ülkemin geleceğini tespit etmek için Arap'ın oy kullandığını gördüm, benim kalbim sızladı. Sınırdan giriş yapmış İstanbul'da Arap hangi ülkeden olduğunu bilmiyorum. Benim geleceğimi belirliyor. 10 milyon sığınmacının kaçı olduğu belli değil. Yaklaşık 2 milyon, 2,5 milyon olduğu söyleniyor. Bunlar bizim ülkemizin geleceğini belirliyor. Tamam, 2028'de de aynı tablo var. Değişecek bir şey var. O halde bence yapılması gereken en önemli şey 192 bin sandığa çok iyi sahip çıkıp her sandıkta müşahit, hatta gerekirse ücretini verip müşahit koyup partilileri görevini yapması, ıslak imzayı elde etmek gerekiyor. Eğer 192 bin yabancıları 2 milyon kullanırsa bir dahaki seçimde 3 milyon kişiyi kullandıracak. Kesinlikle bu ihtimal var. Bunu nasıl engelleyeceksin? İçişleri Bakanlığı evet, ve evet, Nüfus İdaresi tabii, onların tabii. elinde. Bunun üzerinde kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışacağı en önemli konu ne kadar yabancı oy kullanıyor. Bunun bilinmesi lazım. Bunun açığa çıkması. Bunun için bir öneriniz var mı? Benim bir yazım var. Bilmiyorum dikkatinizi evet. çekti mi? Ben nüfus sayımı öngörüyorum. Kesinlikle. Yani 2 gün sokağa çıkma yasağı bir şey evet. değil. Covid'de günlerce evet. sokağa çıkmadı Türkiye. Evet. Gerçek bir nüfus sayımı ki bunda parti temsilcilerinde müşahit olarak sahalarda bulunması, illerde bulunması ve kaç sığınmacımız var, kaç kaçak var, kaç suçlu var. Biliyorsunuz evi hapsolunca hepsini yakalama imkanı var. Ben çok güzel bir teklif var. Ben bunun manipüle edileceğini düşünüyorum. Çok iyi sonuç elde edilemez bundan. Yani böyle bir nüfus sayımının da artık Türkiye'de sistem değişti. Kime tek adam yönetimi kime var. Tek adam yönetimi var. İçişleri Bakanlığı tamamen ellerinde. Her türlü kurum, Yüksek Seçim Kurulu. Daha Yüksek Seçim Kurulu'na bile açıklama yaptırılamadı. Ne kadar yabancının. Çıktı geçen bir önceki seçiminde mühürsüz zafer da kabul ediyor. 16 insan referandum. Oldu bitti. Ne yapacak Özgür Bey buna? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İşte şimdi, onun için ben... O yüzden bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak surette Yüksek Seçim Kurulu'na yüklenmek gerekiyor. Daha şeffaf hocam, olmalı. Hocam 5 sene yani, yüklenmedi evet. işte problem evet. orada. Şu anayasayı evet. uygulatmadı. Evet. Bütün afişler asıp Türkiye'ye Erdoğan aday olamazsın. 2 kere oldun, 3. olamazsın. Kampanyaları evet. yapmadılar. Evet. Meral Hanım da Kemal Bey'di. Evet. Evet. Meral Hanım kalktı oturdu. Bunlar Kemal Bey'in kaybetmesinde ne kadar etkili oldu? Bence çok etkili oldu. Çok etkili. Çok etkili. Ben şunu hatırlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten yanlış hatırlamıyorsam 132 bin sandıktan ıslak imza gelmişti. Bizim İYİ Parti'ye de o zaman 60 bin dolayında gelmişti. Yani şimdi Ekrem Bey İstanbul'da ilk seçimi kazandığında bütün ıslak imzaları topladı. Evet. Çıktı, ben kazandım. Neredeyse %100. Ama niye? Teşkilat orada kuvvetli. Ama Erzincan'da, Yozgat'ta, Hakkari'de, Sivas'ta, Çorum diğer yerlerde de mutlak surette sandığa sahip çıkıp tamam, 192 hocam, bin ıslak hiç olmazsa bakın yabancıyı tamam. kontrol edemiyoruz. Evet. Sayıyı da kontrol edemiyoruz. Oy kullanıyor mu? Kullanıyor. Ama hiç olmazsa 192 bin ıslak imzayı alalım. Tamam. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorsunuz. Muharrem İnce seçimi kaybettikten sonra dedi ki 27 bin sandıkta CHP yoktu. Islak imzalar gelmedi. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. O da dedi ki 18 bin sandıkta gel. O zaman bir artık yani insaf. Şimdi bir dahaki seçimde bir daha bir 10 bin, 5 bin, 7 Tabii. bin, 10 bin ıslak Tabii. imza gelmezse Tabii. yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışıyor mu? Yüzyıllık parti nasıl evet. olur ya? Evet. Profesyonel diyorsunuz. Bir sandıkta şimdi 250-300 seçmen oluyor ortalama. Evet. 202. Şimdi 18 bini çarpın 300'le. Kemal Bey Söyleci TV'de şunu söyledi. Orta Anadolu'da dedi. 3,5 milyon fark attı Erdoğan bana.
Diğer tüm her yerde ben ona 1,5 milyon fark attım. Onun için 2 milyon fark onun lehine. Orta Anadolu'yu kastettim. Selçuklu coğrafyasını kastetti, evet. Evet, yani şimdi buraya hakim olamazsa CHP, 100 yıllık parti. Yani ne demek bir yerde temsilcisi olmama? Şimdi bence... Ve hala 1 milyon 200 bin üyesi var. Yani evet, üye sayısını arttırmıyor. Sanki bir loja partisi gibi. Bence Sayın Özgür Özel bu konular üzerinde çalışıyor. Öyle mi? Görüyor. Tabii şimdi bakın belediyelerde Büyük Erşen Hoca'yı bir komisyon olarak, evet, bir güzel bir üst kurul, etak komite dediğimiz üst kurulu kurdu. Belediyelerin denetimi, takibi efektif şekilde işe alınanlarına kadar, yapılan projelere kadar aynı şekilde bu sandıklar içinde yapılacak. Yani 192 bin sandığa sahip çıkılması lazım. Yabancıyı kontrol edemiyoruz. Madem kaç yabancı vatandaş bilmiyoruz, kaç kişi oy kullanıyor bilmiyoruz. Ayrıca rahatsız edici yurt dışındaki Türklerin oy kullanması da hani rahatsız edici. Yani şöyle yurt dışı Türklerle şimdi, ilgili genel başkan şimdi, şöyle rahatsız edici. Vatandaşlarımız var, tamam kullansın, kabulümüz, ama Türkiye'de yaşamıyor, yılda bir kez geliyor, buradaki durumu bilmiyor, geliyor, aa bura güllük gülistanlık, cebinde euroyla. Şimdi hani bu Türkiye'deki gerçek durumu, yaşanı, normal yaşantıyı, olağan yaşantıyı bilmeyen birinin gelip de oy kullanma, o da sıkıntı. Yani. Kullanmasınlar. Yani yurt dışındaki vatandaşların da oy kullanması dengeleri değiştiriyor. Yani çünkü Türkiye'de yaşamadıkları için Türkiye'deki tabloya hakim değiller. Ama akrabaları var hepsinin, evet, yani sıkıntı. Yani evet. O da, hocam o programın da sonuna yaratıyor. Geldik. Evet. Şöyle bir uygulamamız var. Bu kamerayı size veriyoruz. Direkt kameraya bakarak 3-4 dakika Türk milletine, seçmenine, Yozgatlara vereceğiniz mesaj varsa kamera sizin. Buyurun, ben soru sormuyorum. Direkt siz hitap edeceksiniz. Evet. Buyurun. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Bizi izleyen arkadaşlarımız, hakikaten öncelikle çok güzel bir program oldu. Ama ben şunu vurgulamak istiyorum. Bugün Türkiye'de yaşam şartları çok zorlaştı. Biraz önce söyledim. Vatandaşlarımızın %20'si açlık sınırında, %40'ı yoksulluk sınırında. Hakikaten büyük bir yaşam mücadelesi veriliyor. Vatandaş sofrasına istediğini götüremiyor. Çarşıda, pazarda alışverişini yapamıyor. Onun yanında bozulan ekonomik standartların yanında sağlıkta, eğitimde, hukukta yaşadığımız ciddi problemler var. Hukukun üstünlüğü ilkesi ayaklar altına alındı. Hukuk çalışmıyor. Onun yanında eğitimde derseniz bugün tarikatlar, cemaatler Türkiye'nin eğitim programını benimsiyor. Sağlıkta 5 dakikalık muayeneler, ucube kuyruklar, kıymetli hekimlerimizin beyin göçü, 4000'e yakın hekimimiz ülkemizi terk etti. Çok ciddi şekilde rahatsız edici bir beyin göçü. Dolayısıyla bütün bu şartlar göz önüne alındığında mutlak surette ülkemize sahip çıkmalıyız. Çıkmalıyız. İsabetli kararlar vermeliyiz. Sandık geldiği gün hakikaten Türkiye'de bir yönetim değişikliğine artık ihtiyaç var. Türkiye'de özellikle ciddi anlamda değişiklikler yapacak ekonomik politikalar, vatandaşın hakkını alacağı, yoksullukla, açlıkla mücadele edecek bir iktidara ciddi anlamda ihtiyaç var. Eğitim politikalarının, hukuk politikalarının yeniden düzenleneceği, sağlıkta yeniden bir büyük değişimin yaşatılması, vatandaşın hak ettiği standardı ve kalitesi yüksek sağlık hizmeti alması için bir iktidar değişikliğinin şart olduğunu ve ben önümüzdeki bir buçuk yıl gibi bir erken seçimin olacağını ve yönetimin değişmesi gerektiğini ve Türkiye için bunun son çıkış olduğunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz hocam konuk olduğunuz için, ama özellikle bir sağlık programı da birlikte yapalım. Dolayısıyla sağlık sorunları hepimizin başında, randevüler alınmazda sıkıntılar, ilaçta sıkıntılar. Sizin de deneyiminizden yararlanalım hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun, konuk olduğunuz için. Teşekkür ederim. Algola Medya'da bu programın sonuna geldik. YouTube ve diğer sosyal mecralardan hem takipçiniz hem de destekçimiz olursanız seviniriz. Hoşça kalın, sağlıklı günler efendim.